giderken Antalya yollarına düşüyoruz ve Ebru Gündeş'e gidiyoruz. Yaz sezonunu Antalya'da açan Ebru Gündeş hem sesiyle büyüledi hem de açıklamalarıyla şaşırttı. İzliyoruz. Böyle bir yorum. Yok böyle bir performans. En son ne zaman izlemiştiniz böyle zengin bir repertuarı? Uzun sözün kısası büyülendi onu o gece izleyenler ve işte böyle kendilerinden geçtiler. Bir Ebru değil, bin Ebru var sanki sahnede, öylesine muhteşem bir şov yapıyor, devleşiyor ki yüreklerde. Gündeş'ten o gece o kadar çok manşet vardı ki Kanal Türk kameralarına. Sibel Can'a gönderdiği bu mesaj ayrı bir olaydı. Kadın güzel söylüyor, kadın güzel. Ben en güzel değilim derken Hülya'nın kulaklarını çınlattığı anlar ayrı bir olaydı. Ya öyle hani ben güzeli falan demiyorum ama hani yine yüzüme de bakılır. Çekin beni bikinili alın 2 milyon TL'yi iddiasına yaptığı yorum ayrı bir olaydı. Benim artık bu tür kaygılarım yok. Her yerde güzel mayalı bikinli geziyorum. Bugün bir beni seven bir hayranımı çekip sizlere gönderdi. O yüzden çok rahatım ben. Sizler de rahat olun. Böyle bir para yok ama yazan arkadaşlarımızda muhtemelen var. Bizlere versinler, bölüşelim bence. Ama bütün bu manşetlik olayları geride bırakan bir performansı vardı ki sahnede Ebru Gündeş'in her şey yalan, bu sahi dedirtti. Biraz kızıl, biraz mavi, namısın hasretimi, gün batmadan ben sen boy, eşkere bir koymadım, ben sana dedim duymadım. Rüya dakikalara geçeceğiz ama önce bir başka zaman bir başka star söylese manşete çıkacak ama bize göre o gece ikinci planda kalan sayısız açıklamasına geçiyoruz. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sizleri gördüğümüzde çok sevindik efendim. Böyle selamlıyor gazeteci milletini Ebru. Sonra da 4 yıldır her yaz Antalya'da sahne alıp her seferinde de oteli tıka basa doldurmasının havasını atıyor. Otelimiz ağzına kadar dolu aldığım haberlere göre bütün bir sezon dolu gözüküyor inşallah. Sibel Can'la dönüşümlü çıkıyor sahneye ve her ikisi de Antalya'da şu sıra yaşayan iki efsane. Nedir bu istikrarlı çıkışın sırrı? Sibel Can'ın çınlayacak şimdi kulakları. Yani biz Sibel Hanım'la birlikteyiz. Sizden aldık. Başarı ve istikrar. Sibel'e sordun mu bu soruyu? Ne dedi? Ebru'ya sordum. Sibel'e sor. Haftaya Sibel'e sor. Ne güzel albüm çıkarmış. Kadın güzel söylüyor. Kadın güzel. Niye başarılı olmasın ki? Yani bir kere sesi çok güzel. Tabii ki başarılı olacak. Sesi güzel olan herkes bu işi bence öne kadar götürebilir. Gelelim şu geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş'in paparazzilere meydan okuduğu çekin beni mayolu bikinili alın 2 milyon TL'yi iddiasını soruyor gazeteciler. Ebru 2 milyon TL değil 2 milyon dolar olarak çıktı o haber diyerek düzeltiyor ve... 2 milyon dolar. Var mı sende? Ben de olsa. İşte olsa dükkan sizin. Şimdi bunu ben ciddi olarak cevap vermekte istemiyorum açıkçası. Ne böyle bir açıklamam var, ne de böyle bir şey söyledim. Benim artık bu tür kaygılarım yok. Her yerde güzel mayolu bikinli geziyorum. Bugün bir beni seven bir hayranımı çekip sizlere gönderdi. O yüzden çok rahatım ben. Sizler de rahat olun. Böyle bir para yok ama yazan arkadaşlarımızda muhtemelen var.
Bizlere versinler, bölüşelim bence. Bir dönem sık sık bu alemin gelmiş geçmiş en güzel kadını benim iddiasını ortaya atan Hülya Avşar'ın da kulakları çın çın oluyor bu saniyelerde. Ya hani ben güzeli falan demiyorum ama hani yine yüzüme de bakılır. Tabii modern olacak bir durumum olmadığına göre. Çok... Problem değil, yağlar gözükse, selülitler gözükse problem olmaz bunun için. Bir gazetecinin zayıflamışsınız iltifatı iyice yelkenleri suya indirtiyor Ebru'da. Çok bitiyor. Ya orada ne mi gözüküyor? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben hep inceydim de sizin kameralarınız kalın gösteriyor. Evet Ebru, bu kadar sohbet yeter. Seni bekliyor otelde yerli yabancı turistler. Hadi şu golf arabasına biniver. Geçeceğiz hocam, ben bu otursam görüşürüm mü? Geçmez mi? Herkes oturdu mu? Hadi oturalım. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ebru golf arabasıyla konser alanına giderken havai fişeklerle aydınlanıyor gökler. Ve sahnede güzel sanatçı, üzerinde siyah ışığın rengine göre kah kiremite, kah kahverengiye kayan bir strapless kesim kıyafet var. Topuz saçlarıyla her zamanki gibi yüz hatlarını daha da ön plana çıkarıyor. Benim sesim kadar güzel de bir yüzüm var dedirtiyor Ebru. Bitti. Peki ama hani nerede bu kızın alkışı? Hani almışlar? Kıyamet olması lazım. Evet, kıyamet olması lazım. Alkışlarınız kuvvetli olursa sahnede uzun kalacağım. Alkışlarınız zayıf olursa çabuk gideceğim. Yani sizin alkışlarınız her şey belli edecek. Ben böyle alkışa kurban olurum. Sizin için ölürüm diyor ve patlatıyor Ölümsüz Aşklar sinemasını Antalyalı tatilcilere. Ölümsüz aşklar var. Gaza basalım mı Ebru? Oynatır mısın şimdi düşmanı dostu? Hadi nostalji yapalım şimdi de. Fırtınalar koparsa kopsun mu Ebru? Şimdi de belki de yaşadığı fırtınalı sayısız aşkı anlatan, aşkta nasıl da taş fırın kadını olduğunu anlatan o şarkısını söyleyecek. Kendisinden ex aşklarına mesajlar gönderecek. Evet,
dedirt bize Ebru. Söylüyorum ben de, istiyorum ben de, seviyorum ben de. Doyulmuyor o gece Ebru Gündeş konserine. Sadece şarkılarıyla değil, sahne şovlarıyla da mest ediyor. Adın ne senin? Beyza. Peki. Beyza, ben kimim? Kimsin? Annesi. Çocuk beni bilmiyor. Ne diye buraya getirdin? Bir Sezen şarkısı istiyoruz şimdi de Ebru'dan. Bir an. Akşam yollarıma der misin? Bu şarkı da senden bize gelsin. Ebru'nun sahne aldığı oteli dolduran kalabalık içmeden sarhoş o gece. Konser alanındaki ambiyans çok hoş o gece. Ve de bir tek boş yok o gece. Herkes mutlu. Evliniz için, bir tatil için, 10 günlük tatil için, Sibel Can evliliğinde. Tek mi geldiniz, ailenizle mi? Ailen. Ailen ne yani? Kız arkadaşınıza gelmediniz mi? Burada bulacağız inşallah. Burada mı? Evet. Çile çekeceğiz şimdi de. Rüya gece bitiyor çile bülbülümle ama doyamadı ki Ebru'ya kimse. Bu kadar alkışa, bu kadar tezahürata geri dönmeyecek de ne yapacak Ebru? Finalin finalini İstanbul İstanbul'la yapıyor. Ah İstanbul'u.